Türk milletinin büyük ve şanlı padişahı Kanuni Sultan Süleyman bir seferden dönüyor. Gözlerinde ilahi nurun pırıltıları var. Zaferlerine yeni bir zafer katmanın mutluluğu var. Emrine karşı duracak, yolunu kesecek kim olabilir ki? Cihan padişahıdır o ara. Tam öyle bir andı ki bir köylü Kanuni'nin önüne çıktı, atının dizginlerini tutarak şöyle haykırdı: "Sultanım, askerlerinize söyleyin, ekinlerimizi tepeliyorlar. Yoksa sizi şikayet edeceğim." Koca padişah sarsıldı. Sarsıldı. Kim bu adam? Ona nasıl böyle bir şey söyleyebiliyor? Bütün dünya tir tir titriyorken önünde. "Ey adam, söyle bakayım, sen beni kime şikayet edeceksin?" Köylü de ne korku ne telaş, sadece halis bir Müslüman, kendinden de emin bir tavırla, "Sultanım," dedi, "sizi şer-i şerifi ilahiyeye şikayet edeceğim." Deyince Cihan Hakanı Koca Sultan titremeye başladı. Gözlerinden şebnem damlaları gibi yaşlar döküldü. Atının üzengisi üstünde doğrulup kükremeye başladı. "Askerlerim, dikkat edin. İşte bu ruh böyle devam etseydi, İslam dünyası bugün hiçbir şeyden mahrum olmayacaktı. İşte Osmanlı'yı cihan hakimiyetine eriştiren bu imandı," dedi. Allah korkusu. Niyazım şudur: "Ey yolcu, bana manevi çiçeklerden al getir. Şifa veren balını peteklerden al getir. Rahmet beklemededir şu gönül toprağımız. Müjdeni yıldız yıldız meleklerden al getir," demiş şair.